çok yoğun başkentin trafiği. İşine, randevusuna ya da eve yetişme telaşında Ankaralılar. Otobüste, metroda ya da dolmuşta vakit kaybetmek istemeyenlerin tercihi yine sarı taksiler. Bugün o binlerce taksinin içinde çok özel bir taksi müşterilerini bekleyecek. Hatta binen öyle kolay kolay inmek istemeyecek. Yani biraz daha dolaşalım diyecek. Çünkü Meclis Taksi sizler için Ankara sokaklarında, caddelerinde olacak. İşte taksimiz özel olarak hazırlandı. Adı üstünde Meclis Taksi. Hadi durağımıza, pardon, Meclis Bahçesi'ne gidelim. Çünkü Deniz bizi bekliyor. Az sonra sürücümüz de gelecek. Meclis Taksi Ankara trafiğine çıktı bile. Bugün taksimizin yolcuları çok şanslı. Çünkü kabinenin çok önemli bir üstüne istediklerini sorabileceklerini anlatabilecekler. Belki tanıyacaklar, belki tanımayacaklar. Sürücümüz kabinenin en önemli isimlerinden biri. Ticaret erbabı, esnaflar, taksiciler hepsi ona bağlı. Ama bugün biz sizin için o ismi bakanlıktaki makam koltuğundan kaldırdık. Meclis Taksi'nin sürücü koltuğuna oturttuk. Biliyorum sizi çok meraklandırdım ama daha fazla beklememize de gerek kalmadı. Birazdan burada olurlar. İşte beklediğimiz konuk da geldi. Sizi yeterince meraklandırmıştık. İsterseniz şimdi araca doğru yaklaşalım. Merhaba diyelim. Sayın bakanım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne taşıyacağız onunla? Bununla yolcu taşıyacağız efendim. Uzun süredir kullanmıyorum. Kaç yıldır kullanmıyorsunuzdur? Vallahi yani ara sıra kullandığım oluyor da. Ama genelde bakarsak vekil olduğundan bu yana kullanmıyorum. Yani bir 10 yılı var mıdır? Yani şöyle bir 10 yıla yakın kullandım. Siz bizim ilk konuğumuzsunuz. Çok özel bir konuksunuz. Çünkü aslında size bağlı binlerce odadan biri de taksi şoförlerinin odası. Size göre taksicilerin en büyük sorunu nedir? Bunlar korsandan çok şikayet ediyorlar. Karayolları trafik kanununda bir madde eklemek suretiyle korsan taksi kullananları, kullandıranlara ilişkin yaptırımları 3 katına çıkarttık. Para cüzdesi 3 katına çıkarttık. Dikkatli kullanalım diyoruz efendim. Otomatik vites arabamız. Size ha, şöyle. Otomatik olması iyi oldu ya. Çünkü böyle çıkartıyor. Tabii bence güzel. Ya Allah bismillah. Her şey hazır. Bakan arabamıza da ısındı. Artık meclisten Ankara sokaklarına çıkma vakti. Bakalım kim ne sorular soracak. Vallahi çok zevkli, özlemiştim de. Ben araba kullanmayı çok severim. İşte hanımla bir yere çıktığım zaman bazen hiç şey aramadan, korumaları falan çağırmadan gidiyorum. Hanım da arabayı bana vermiyor. Sen diye unutmuşsun kullanmayı. Kaç yıllık ehliyetiniz var? Vallahi çok abi. İşte 85'ten beri ehliyetim var. Taksiye binmeyi sever misiniz? Neler konuşursunuz takside? Taksiye binerim. Tabii çok seyrek binmeyeceğimiz oluyor. Çünkü genelde araç yok yanımızda. Size ne sorarlar sizce bugün? Vallahi bugün bana... yani binen müşteriye göre değişir yani. Taksiciler toplumun nabzını iyi tutan bir kesim olsa gerek. Bunlar şeydir yani, böyle antenleri açık bir kesim. Yani toplumun, ekonominin nabzını bunlardan dinleyeceksiniz. Frenleri biraz sert yapıyorum ama yumuşak yaptık. İşler de biraz kesat herhalde. Daha müşteriye rastlamadık ya. Madem yollarda müşteri yok, o zaman bir taksi durağına gidip müşteri beklemek en iyisi. Şimdi aramıza girecekler. Dolaşma kaldığımızda daha mı doğru olur? Daha iyi olur. Şimdi yakıt tasarruf olur. Ankara'da merkezi şeyde 7700 lira araç. Bunların ne kadarı şey şoförü, ne kadarı işletici, yani bir araç işletme şeyi vuruyor ya. Şimdi taksici, taksici. Yani, şoför olarak çalışan yani gözükse, adam taksi plaka almış. Hemen hemen hepsinde şey çalışıyor. Şoför çalışıyor. Genel. Alıp işletmeyi...
Ben şoför olarak çalışıyorum. Yani adam taksi plaka almış. Hemen hemen hepsinde çalışıyor. Şoför çalışıyor. Alıp çay içmiyor musun? Sana vermiyorlar. Yasak mı? Beni dövüyorlar. Yasak be. Ne kadar burada plaka? Burada plakalar yani şu anda 250 civarında falan ama yani o metrodan sonra iyice düşer. İstanbul'da pahalı. Yani 950 bin milyon olmuş falan. İzmir'de de İstanbul'da 1 milyar. İzmir'de 800 ama burada mümkün değil yani. Bazı bizim taksinin modelini beğendin mi? Çok şey olarak çok güzel yani taksi. Güzel bir program yapmış, hoşuma gitti benim de. İlk programı benimle yapmak istediler. Dedim ya odalar benimle ilgili. Esnaflar. Oradaki en yakışıklı bakanlardan birisiniz kabinedeki. Bir de onun etkisi olmuştur sanırım bakan. Ne yapayım yolculara, ne yapayım, ne yapmam lazım? Hiçbir şey yapmayacaksın. Onlar eskiden. Siz bekleyin, biz buradan size bir müşteri verelim. Siz yoldan zaten devamlı trafikte çalışanlar var. Onlar size zaten müşteri kaptırmaz. Güzel. Yani onu kapabilmek için 2 yıllık olmanız lazım. 2 yılda biz sizin bakanlık hizmetinizden mahrum kalırız. Siz hiç çıkmayın. Sizi bakanlık koltuğu dışında şoförlük, taksicilik koltuğunu alabilir miyim şoför? Makama, yeni makama alıyorsun dedi. Evet. Bizim makamımızı al. Birlik Mahallesi'ne gideceğim ben. Birlik Mahallesi, evet. Tamam. Evet. Aslında ben sizi birisine benzetiyorum gibi ama şimdi çıkaracağım. Çünkü ben çok böyle televizyon, gazete, dergi okuyorum, mecbur okuyorum. Allah Allah. İnsanlar birbirine benzer derler yani. Yani simalarda çok şey böyle geliyor bana devamlı. Pozitif geliyor. Yani böyle duruşunuz falan. Ama ben şimdi çıkarttım sizi. Bakın merhaba. Hayat yazıcı oldu. Tanrı değil mi? Eyvallah. Süper valla ya. Eyvallah. Bakalım sizde olmak ne güzel bir şey böyle. Valla ben de yıllar sonra çıktım. Valla çok memnun olduk. Süper ya. İsim ne? Benim isim Selçuk. Sayın Bakanım. Selçuk ya. Evet. Selçuk ne öyle? Bakalım sizi görmek ne güzel be. Valla çok mutlu oldum. Hocam yanınıza geleyim isterseniz. Vallahi yok, yok, ben de evet, gidelim. Tamam. Fark etmez benim bakanım, için de. Ben Sivaslıyım bakanım. Ha, neresinden? Kangal. Kangal'a bağlı köyünde ama annem ve babam yani 60'lı yıllarda Ankara'ya gelmişler, yerleşmişler. Ankara'lı Dikmen semtinde doğdum, büyüdüm. Şimdi Gürtköy tarafına oturuyorum. Doğru gidiyoruz değil mi? Sayın Bakanım buradan Işıklar'dan sola döneceğiz. Sağ. Evet Sayın Bakanım. İşte böyle Sayın Bakanım. Valla bravo ya. Ne kadar güzel ya, sizle olmak falan, sizi görmek böyle. Vallahi yani çok... böyle bir program yapmış arkadaşlar. Evet ya. Taksi, meclis kadar... taksi şeklinde. Araba da aslında mı? İlk programı aslında... da bana teklif ettiler. Çünkü esnaflar bana bağlı. Evet bakanım, biliyorum zaten hoşuma, size. Hoşuma evet, gitti ya. Evet. Sayın Bakanım zaten ben arabayı falan yani dedim çok değişik benim ya, bizim durağda bildiğim için falan hemen durağın yanındaydı zaten bizim iş yerimiz. Evet. Vallahi bu kadar olmaz ya. Çok mutlu ve heyecanlıyım şu anda yani. Eyvallah. Ya bu kadar güzel bir şey olamaz herhalde. Bakalım sizler nasıl, ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor bakalım. Vallahi biz de son derece yoğun biten kadar koşturuyoruz. Evet. Nasıl görüyorsun ya bu olup bitenlere ilişkin şeyiniz nasıl yani nedir Türkiye'de? Nasıl hükümet çalışmaları nasıl görüyorsunuz? Sayın Bakanım yani hükümet çalışmaları yani güzel gidiyor. Yani şöyle ki tabii yani bazı yani ne diyeyim ben size şöyle söyleyeyim. Ben yani kendi işim için söylemek gerekirse biz gayet memnunuz. Güzel gidiyor. Yolunda her şey. Bir sıkıntı falan yok ama tabii bu son günlerde olan bu teröre falan ister istemez bizleri de etkiliyor. Üzülüyoruz bu şehitlerimizi duydukça. Böyle kendi çocuğumuzla olduğu için çok böyle yakından böyle üzülüyoruz, üzüntüyoruz. Ben de yaklaşık böyle 90'lı yıllarda falan yerleşim olarak görev yaptığımda o bölgede falan bulundum. Yani ülkem için elime gelen her şeyi yaptım. Fakat da bu son dönemde bu tırmanışı falan açıkçası böyle çok
üzülerek izliyoruz. İnşallah yani sizlere sayesinde bir yol yani, bulunur bir önce. Siz de çünkü bu işlerin üzerine ehemmiyetle gidiyorsunuz. Ve doğudaki yani harcayan şeyler. Türkiye'nin en önemli sorunu terör, terörist. Kesinlikle. Ve kesinlikle. Bu noktada da. Aynen öyle. Bu noktada esasında Sayın Bakanım. Yani kendisini Kürt olarak ifade eden, Kürt olan, evet. Çerkez'dir, Laz'dır, Abaza'dır, evet. Kürt'tür. Özellikle Kürt olarak ifade edenlerle teröristleri ayırmalıyız. Aynen öyle Sayın Bakan, çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Biz kardeşiz. Hep beraber kardeşiz. Hazreti Adem'den bu yana kardeşiz. Aynen öyle. Ve kardeşlik de bizim en büyük sermayemiz. Kesinlikle Sayın Bakanım. Türk milletimiz bu toprakta yaşayan, Türkiye olarak nitelediğimiz vatanımızda yaşayan, bütün insanlar hiçbir ayrım yapmadan, mezhep ayrım yapmadan, etnik ayrım yapmadan Hazreti Adem'den bu yana bu kardeşliğimiz bizim önemli. Ha, bizim bu gücümüzü, bu büyük sermayemizi parçalamak isteyenler var. Aynen. Onlara karşı da güvenlik güçlerimiz elbette ki millet adına mücadelesini sürdürüyoruz. Yapılan şey yok. Biz büyüdükçe bulunduğumuz coğrafyada, dünyada etkinliğimiz arttıkça bizi çekemeyenler, evet. İç ve dış düşmanlar bu teröristleri bir maşa olarak kullanıyor. Kesinlikle Sayın Bakanım. Kesinlikle. Yoksa Türkiye'de gerçekten önceki yıllarda vardı. Kendisini ifade etme bakımından, işte niteleme bakımından yasaklar vardı, lüzumsuz yasaklar. Onlar evet, yok artık. Doğru, onlar yok. Yok, doğru, Sayın Bakanım. Evet. Kürtse Kürt, Türkse Türk. Aynı öyle Sayın Bakanım. Öyle gidiyoruz ve bugün etnik mensubiyeti itibariyle hiçbir vatandaşımızın herhangi bir kamu görevine gelme noktasında bir nakısası yok. Evet. Böyle bir durum yok. Evet. Bizim bakan arkadaşlarımız var, bizim grubumuzda milletvekillerimiz var, kamu yönetiminde olanlar var. Bunları çok iyi anlatmalıyız. Eylemleri hiçbir insani değerle izah etmek mümkün değil. Bu hak arama yolu da değil. Değil. Hak böyle aranması Sayın Bakan, böyle aranması kesinlikle. Evet. Dediğim gibi ben de çok karşıyım zaten dediğiniz gibi yani. Çok doğru konuşuyorsunuz. Çok da doğru tespitlerde bulunuyorsunuz. Yani şu andaki yapılan kesinlikle Sayın Bakanım işte devletin yani büyümesi için yani son günlerdeki bu olaylar hep ona işaret ediyor zaten. Yani anlatabildim. Yani bizim bu varlığımızı, bütünlüğümüzü bozmakta bu Türkiye Cumhuriyeti'nin işte şu anda eğilme, büyüme işte biz nasıl bunun önüne geçebiliriz, nasıl buna çubuk sokabiliriz, o tarzda bir yaptıkları o saldırılar, işte katliamlar, işte şehitler, bir yani tezgah maşa bunlar. Evet, evet, kesinlikle. Maşa. Zaten çocukları kandırıyorlar, genç evet. Çocuklarımızı kandırıyorlar. Aynen öyle. Kadınlarımızı aynen öyle. Kandırıyorlar. Kesinlikle. Kesinlikle. Ya bu insanlar perişan durumda. Perişan durumda. Millete ait hazine dediğimiz bu imkanlarımızı gerçekten hiçbir ayrım yapmadan, hatta bazen de pozitif ayrımcılar tabi bu tarafa. Evet. Doğuya güneyi doğuya daha fazla kaynak aktarmak suretiyle insanımızın refah seviyesini yükseltmeye, sorunlarını gidermeye, çaresizliğine çare olmaya çalışıyoruz. Evet. Ama bir taraftan da onlara biz ne kadar yaklaştıkça bu millete, bizim bildiğimize, bütünlüğümüze düşman olan teröristler ve onlara muzahir gruplar şirlettiklerini o kadar artırıyor. Sayın Bakan, valla büyük bir şaşkınlık içindeyim ama şu anda sizle konuştuktan sonra bayağı bir rahatladım. Ne güzel valla sizi görmek. Benim Sayın Bakan, siz dediğin gibi yani böyle çıkardınız falan ama böyle pozitif bir şey veriyorsunuz insanlara. Etik veriyorsunuz yani. Yani şimdi dediğim gibi hem de sizle aynı arabada olmak, hem böyle konuşmak falan. Sağ olun. Çok güzel bir şey ya. Kesinlikle. Valla biz sizi görünce, insanımızı görünce, sizin elinizi kulunuzu hissedince biz mutlu oluyoruz. Evet Sayın Bakan. Bizim de enerji ihtiyacımız var. Bizim enerjimiz o. İsmet'i tanıyorsun değil mi sizin milletvekili İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı mı? Milli Savunma Bakanı Gürül'lü İsmet Bey. İsmet Bey de çok böyle mülayim, beyefendi. Benim bir erkek kuaför arkadaşım var, çok sevdiğim. Çok düzgün bir basıda öğretmen, annesi de öğretmen. Gürül'ler, oradan dolayı biliyorum ben. O İsmet Bey de Gürül'lü olduğu için çok iyi tanıyoruz İsmet Bey'i de. İsmet Bey de böyle çok böyle duruşuyla, olgunluğuyla, oylara bakış açısıyla, tavırlarıyla falan. O da çok güzel şeyler yapıyor efendim. Zafer Bey'i zaten tanıyor, Zafer Çağlayan Beyefendi'ye. Benim eşimden dolayı, eşimin de müşterisiydi zamanında. Sivas güzel bir yer yani. Sivas çok güzel. Yani
günden geliyor. Günler önüme. Evet Sayın Bakanım. Allah korusun. Evet Sayın Bakanım. Sayın Bakanım, buna sağa döneceğiz. Bakmıyor adam şey. Evet Sayın Bakanım, sanki atlayacak gibi. Sayın Bakanım, şöyle uygun bir farla park edeceğiz. Geldik mi? Evet geldik Sayın Bakanım. Şu parkın oraya da park edelim Sayın Bakanım. Tamam, orada park edelim. Evet Sayın Bakanım. Fark ettim sana Sayın Bakanım. Ama maşallah çok güzel geldik. Bakanla yapılan yolculuğu fırsat bilen Selçuk Bey, imalathaneyi göstermeyi de ihmal etmiyor. Bakan Yazıcı da bu ricayı geri çevirmeyecek gibi. Orada yağını mı alıyorsunuz? Bunda hayır efendim. Bu sütü tatlının pirinci. Yok anlatamıyorum. Abla nasıl yaptın? Bizimiz bu. Çok memnun oldum. Ben de memnun. Başarılar. Başarılar diliyorum. Ve Taksim'iz tekrar yollarda. Yeni müşterisi için bakan gaza basıyor. Bakalım ikinci müşterisi kim olacak? Neler konuşulacak? İşte ikinci müşterimiz, genç bir hanımefendi. Bakalım tanıyabilecek mi bakanı? Hay Allah, kapı mı sıkıştı ne? Açılmıyor. Normal tabi. Bir taksiyi durduruyorsunuz, gideceğiniz yeri söyleyecekken aynadan sürücüyü bir yerlerden tanıdığınızı fark ediyorsunuz. Emin olmak da gerek elbette. Nereye gidiyoruz? Filistin Caddesi'ne. Filistin Caddesi. Hadi taksi durağını geçireceğiz abi. Tamam. Bana tarif ederseniz. Tunalı'da. Tunalı ha. Ne iş yapıyorsunuz? Ben stajyer. Ne stajı? Turizm otelcilik. Nerede staj yapıyorsunuz? Otelde, Tesco otelde. Tesco'da mı? Tesco otel. Ha, şu Tesco. Evet. Oh. Hangi, neredeki okuldan mezun oldunuz turizm? Çankaya MKB Turizm Otelcilik. Hala okuyorum. Okuyorsunuz? Evet. Ha. Kaçıncı sınıfta? 11, 12. Kime, birisine benzettiniz mi herhalde? Sanırım biraz fazla benziyorsunuz. Kim? İnsanlar birbirine benzer. Yani insanların mutlaka bir benzeri var derler. İkisi olabilir misiniz? Hiç öyle bir kardeşim yok. Kardeşlerim var da ikiz kardeşim yok yani. Nasıl ücretli mi şey yapıyorsunuz orada? Evet. Ne kadar süre çalışıyorsunuz? Staj herhalde kısa bir süre. Beş ay. Beş ay. Yaz süresi boyunca. Keskin oteli değil mi? Evet. Ha. Bende mi var başta Keskin başında? Evet, bende mi var? Ramazan'da da orada mıydınız siz? Evet. Hani iftarda falan gelecekmiş olabilirsiniz. İftara mı geldiniz? Ya olabilir, bazen geliyorduk oraya, yolcu ediyorduk ya. Bakın sizsiniz. Evet. Evet. Siz neredesiniz? Ankara. Babanız ne iş yapıyor? Numune Hastanesi'nde şirket başkanı.
Kaç kardeşsiniz? Tekim ben. Teksin. Evet. İsmi? İpek. Dersler iyi inşallah. Evet. Çok iyi. Nasıl görüyorsunuz ortamı ya? Ki bir genç olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Geleceği nasıl görüyorsunuz? Gelecek nasıl diyeyim, turizm açısından mı? Türkiye'nin genel olarak turizm açısından diyebilirsiniz. Genel gündemi çok takip edebildiğimi söyleyemem. Ama Suriye sorunu olduğunu biliyorum sadece bu konuda. Yani asıl onu size sormak gerekiyor bence, Suriye meselesi olacak gibi gelişmeler var mı? Söyleriz, elbette size izah etmeye çalışırız ama sizin de bir gözleminiz var mutlaka. Yani gündemden takip ettiğimiz kadarıyla kalıyoruz. Yani mecburen. Öyle çok iç içe değiliz tabii politikayla. Yani Suriye tabii bizim komşumuz. 910 kilometre sınırımız var. Ben unutma. O sınır üzerinde 8 tane yumruk kapımız var. Yani çok aktif. Ve halklarımız da özellikle sınır bölgelerinde yaşayanlar akraba. Yani Suriye herhangi bir ülke gibi ilişkimiz olan bir ülke değil. Biz yani kardeşliğimiz, paylaştığımız coğrafya, ortaklarımız çok, ortak paylarımız çok. Yani biz ülkemizde yaşayan insanımız için ne istiyorsak, huzur istiyoruz, refah istiyoruz, geleceğe dair ümitlerinin canlı olmasını istiyoruz, kalkınma istiyoruz. Bunu komşularımız için de, kardeşlerimiz için de, komşu coğrafyada yaşayanlar için de aynı şeyleri istiyoruz. Suriye bakışımız bu. Yani halk orada inim inim inlerken tabii ki biz onların isteklerine karşı duyarsız kalan bir yönetimden yana olamazdık. Önceleri konuşarak, eğitimde bulunarak, dünyadaki örnekleri göstererek Suriye'de yaşanmakta olan sorunun halk diline sonlanmasını arzu ettik ama olmadı. Süreç yaşanıyor. Adam elindeki imkanları, milletin parasıyla aldığı imkanlarla edindiği silahları millete doğrultmuş. Biz tabii burada bunu seyirci durumunda olamayız. Hak derde, adalet derde biz onunla yanayız. Yani kendi ülkemizdeki insanımız için ne istiyorsak, komşu ülke için de onu istiyoruz. Olay bu. Bu da uzuyor. Maalesef uzuyor. Binlerce insan ölüyor. Evinden, yurdundan mahrum kalıyor. Göçe zorlanıyor. Böyle bir ortam. Bunun bedeli olmuyor değil, oluyor. İnşallah daha fazla uzamaz. İnşallah. Siz nasıl görüyorsunuz? Yani açıkçası pek yorum yapmayı sevmiyorum siyaset konularında falan ama yani benim isteğim de hani adaletten yana, sonuçta ölen insanlar var. Onların aileleri... Biz de hiç kimsenin ölmesini istemiyoruz. Yani insanlık demekten hiç kimse zevk almaz. Bu savaş ortamında olsa böyledir yani. Ama maalesef oluyor. Peki bir genç olarak nasıl görüyorsunuz Türkiye'de? İcraatlarımızı takip edebiliyor musunuz? Evet, üniversite harçlarını kaldırdım. Bu bizim için çok iyi oldu çünkü ben de seneye üniversiteye başlayacağım. Evet. Birçok üniversite bir öğrenci zaten harçlar yüzünden çalışmak zorunda kalıyor. Ailelerine yük oluyorlardı. Başbakanımız ona talimat verdi, doğru, bunları kaldıralım. Yani bir taraftan harç alınıyor, bir taraftan işte kredi veriliyor. Bu çok büyük bir çelişki. Kaldırdık. O ikinci öğrenimde olan şey, öğrenim bedeli. Yani çünkü onu istismar edenler var. Ya harçları kaldırdı ama ikinci öğrenimdeki ücretle devam ediyor. O zaten kanunla konmuş. Biz bunu kararnameyle konmuştuk. Bunu kaldırdık. Bakın Türkiye'de biz iktidar olduğumuz günden bu yana en fazla yatırımı eğitime ve sağlığa ayırıyoruz. Niye eğitime ve sağlığa? Çünkü bu iki alanın konusu, öznesi insandır. İnsan önemli. Gençlik önemli. Bak 81 ilde üniversite kurduk. Ve işte eğitim
ilişki yatırımlarımızı görüyorsunuz. Kadrolara ilişki yatırımlarımızı görüyorsunuz. Sağlıkla ilgili görüyorsunuz. Yani sağlam kafa Atatürk'ün gibi sağlam vücutta olur. Dolayısıyla sağlıklı, donanımlı bir nesil yetiştirmeyi Türkiye'nin geleceği bakımından son derece önemsiyoruz. Onun için en fazla yatırım sağlığa, en fazla yatırım eğitime. Yani sizler bu Türkiye'nin geleceğisiniz. Çok önemli bir coğrafyadayız. Yani dünya haritasına baktığımız zaman gerçekten Türkiye bu kıtayı birleştiren bir yerde böyle bir kavşaktayız. Asya, Avrupa, Afrika. Bu önemli stratejik konumu yönetecek olan gençler çok daha donanımlı olması, sağlıklı olması gerekiyor. Dediğimiz bu. Ben konuşmuyorum da daha çok sizi dinlemek isterim. Yani. Ben de bilgi almak için sizi dinlemeyi tercih ederim. Çünkü hani bilgilerinize ihtiyacımız var gerçekten. Kavgaya hiç gerek yok. Birbirimizi sevelim. Yani bu ülke bizim müşterek yurdumuz. Ülkenin birliği, bütünlüğü önemli. Hizmetlerde de gerçekten hiçbir ayrım yapmadık bugüne kadar. Yani Türkiye diyerek yapıyoruz. Mezhep ayrımı yok, etnik ayrımı yok, düşünce ayrımı yok. Yani öyle de yapmak doğru olan bu. Onun için insanı esas alarak yapılacak hizmetlerin hem verimli olur, hem kaliteli olur, hem doğru. Yöntem de bu. Haklısınız, yöntemi doğru olarak seçtikten sonra sonuç evet. Kaç taksi var burada? Durak mı burası? Kaç taksi var burada? 35. 35. Maçta değişik etmiş herhalde. Evet. Şimdi de ben gireceğim ama. Buyurun. Sıraya ben giriyorum. Canın sağ olsun. Alacağım 5 milyon değil mi? 5 milyon 5 bin lira. 5 lira. 5 lira. Nasıl var? 5 lira. Taksi sen mi düşüyorsun? Çok hoş. Kaç saat çalışıyorsun? 12 saat. Gün çalışıyor, gün çalışmıyor. Ne kadar geçiyor elinde? Belli mi? Günün işine göre işim. Ne kadar geçiyor? Nereye gönderiyorsun seni? Kaç selam etmeler konu. Bakan bir hayli dolaştı Ankara sokaklarında. Bir müşteri daha bulmaya çalışacak anlaşılan. Kısa bir turun ardından bakan yine buldu müşterisini. İyi günler. İyi günler. Hayırlı işler. Sağ olun size de. Turan güneşler güzelsin. Efendim. Alo. Tamam geliyorum oğlum ya. Yoruldum. Bekledim gelmedi. Tamam. Bindim taksiye geliyorum oğlum. Tamam hadi öptüm. Tamam görüşürüz hadi bay bay. Nasılsınız? Ne iş yapıyoruz beyefendi? Teşekkür ederim sağ olun. Ben servisim bir holdingin 30 senedir Ankara'da servis hizmeti veriyorum. Yaşlandım artık yoruluyorum. İki tane oğlum var. Yaşın kaç ya? Ben 56 doğumluyum ben. Yaşlandık ya bayağı artık. Şuna bakma ya bir set yaptık herhalde şöyle. Araba yeni de acaba dem var. Alışamadım arabaya. Ben aynadan birine benzetiyorum ama size.
Ya insanlar birbirine benzer yani, öyle derler, eşit yaratılmış derler yani. Valla benzetiyorum ama çıkaramadım ya. Yani geçen televizyonda da görmüştüm sanki, gümrük kapısında. Hayati Bey'e de benziyorsunuz Sayın Bakanım, siz misiniz yoksa ya? Bakalım ne işi var arabada ya, şoförler mi istedi bakanlar ya? Bu da olur mu öyle ya? Ya yaparlar da bakanca yapar. Öyle diyorsunuz ya, Sayın Ertuğrul Günay 25 sene benim dükkanıma geldi gitti. Tabii çok iyi tanırım kendisini. Yok, ama eskidip gelmedim bakan olduktan sonra. O zaman avukat mıydı? Evet avukat, ordulu. Siz de yapar diye çıkaramadım düşünüyorum. Bakalım bindiğimizde de konuşuruz. Hayati Bey'e benzetiyorum. Geçen televizyonda o gümrük kapısında, doğru mu? Hayati... Bakalım Hayati Yazıcı mı yoksa yani, şimdi ayıp olmasın. Vallahi bravo. Şeyde gördüm, kapıda gördüm, gümrükte bir denet. Doğru mu bakanım? Doğru. Ya kusura bakmayın, ne olursunuz. Kusura bakmadınız değil mi bakanım? Yok, bugün taksicilik yapıyorum yani. Nereden icap etmiş Sayın Bakanım? Vallahi böyle bir program yaptık da, bir de esnaf, tüccar, sanayici de benim görev alanımda. Odalar. Burası zaten yüzünüze değil de zaten iyi bir insansınız. O gün ben şeyde de gördüm sizi, kapıda gördüm, gümrükte girdiniz habersizce, kimseye haber vermeden. O programı denk geldi, seyrettim ben. Sonra tekrarında eşime seyrettirdim. Selam söyle, biz hemşehriyiz yani. Evet dedim, bak. Bizim enişte oluyorsun yani. Sibel dedim, ne kadar alçak gönüllü bir insan dedim, hiç tepki vermedi. Biz yanımızda çalışanlar olsa, İş yapmasa içeri girdik mi bağırıp çağırıyoruz. İnsan ne kadar alçak gönüllüymüş dedik. Takdir ettik yani. Takdire şayan bir davranıştı o. Ben de, yani orada hani biri şeyle oynuyordu, bilgisayarın başında bir şeyler doğru, yapıyordu doğru, değil sarpta, mi? Sarpta. Evet. Yani kimse bekletmiyordu. Bekletecek kızardın da yani, bir bekleyen yok. Adam işi bitmiş. İşte bakın nöbetçi. Sayın yani, Bakanım şimdi şeye geçtim. İsmi olduk Sayın Bakanım. Şimdi şöyle bir şey. Hükümeti sordunuz da, benim hükümetle pek fazla bir işim olmaz ama gene de tabii en azından ileriye biraz daha net görme şansın oluyor. Ne bileyim, eskiden bir yer tutarken veya esnafsın, ben esnafım, bir yerde çalışırken yıl sonu kontrat zamanı geldiğinde kıvranıyordun. Acaba mal sahibi ne kadar zam yapacak diye düşünüyorsun. Fakat şu anda öyle bir şeyin yok. En azından kontratını yapıyorsun. Tefe tüfeden geçip gidiyorsun. İleri biraz daha net görebiliyorsun. Çok doğru. Doğru değil mi yani? Doğru, siz doğru. De herhalde benimle belki daha büyüksün, bilmiyorum. Ben 56 doğumluyum. Tabii ben 52 doğumluyum. 52 evet. Yani benden 4 yaş büyüksünüz. Siz daha iyi öncesiniz. Buradan sadece açacağım bakalım. O zamanları daha iyi hatırlarsınız, bilirsiniz. Evet. Ben şimdi fazla particilikten de anlamamışım aslında ama esnaf olduğum için çok şeyleri yaşıyorum zaman zaman. Bir ruhsat alacağım, git gel, git gel. Ne getiriyorlar? Evrak mı eksik? Evrak eksik değil, ben 30 küsur sen esnafı. Yani vatandaş olarak yoruldum, pes dedim. Sağdan bir dönüyor. Evet, tamam. Bizim yerimiz burası. Vasfi Bey de bakanı davet etmekle gecikmiyor. Bir kahve ikram edecek sanki. Buradan sağa dönelim isterseniz, bir kahve mi içersiniz, iş yerim şurası hemen. İki tane oğlum var, onlarla da tanışırsınız. Bakanımız ne diyor? En az 3 diyor. Efendim, Ankara sokaklarında direksiyon salladınız taksicilerin deyişiyle. Nasıl geçti? Nedir izlenimleriniz? Vallahi çok iyi geçti. Çok da zevkti. Araba güzel. Sadece frenlerde cemili yok oldu. Herhalde araba yabancı. Bunun ötesinde gayet müşterilerle sohbet ettik. Müşterilerden bir tanesi sizin de izlediğiniz gibi bir firmanın imalathanesinde müdür. Bir tanesi öğrenciydi. Bizim meslek sitesi son sınıfta okuyor. Staj yapıyormuş. Evet. O son müşterimiz de yine bir firmanın bayi.
Ama hepsi tanıdılar sizi değil mi? Hepsi tanıdı. Yani ilk bilen müşterimiz sanırım ismi yanlış hatırlaması Selçuk'tu. Tanıdı. Kız zaten tanıdı. Onun imalathanesine de gittiniz. Evet. Onun imalathanesini gezdim. Gerçekten çok temiz. Çok hijyenik buldum. Yani tüketici hakları bakımından da dedim imalathaneyi bir göreyim. Gerçekten güzel. Yani imalathaneye sokakları girmek için gerçek her türlü önlem alınmış. Sokaklar tabii trafik sıkışık mıydı? Zorlandığınız yok, yerler oldu mu? Sıkışık yoktu. Zorlanmam olmadı. Genelde yolu da tarif ettiler. Sağ sol diyerek. Zevkli bir şey yaptık. Tabii siz sadece taksicinin içinde de kalmadınız tabii. Sizin ilgi alanınıza giren üreticilerle buluştunuz. Yani imalatçılarla. Onlarla konuştuk. İmalatçı annelere demin de söylediğim gibi girdik. O oraları gözlemledik. Bu son geldiğimiz yerde burada da müessesede ürettikleri, yapmakta oldukları hizmet çeşitli bakımdan ortamı gördüm. Hepsi mutlu yani enteresan bir şey yani insanlar böyle mutlu gördüm. Tabii ki terör bir an önce bitmesini istiyorlar. Gerçekten başbakanımız olan güvenleri son derece yüksek. Yani beklentileri, imkanların iyi kullanıldığı kanısındalar. Çok umut var yoldum yani öyle pozitif gördüm insanları. Peki taksicilik zor muymuş? Dediler ki diğer taksiciler size bırakmaz çünkü hemen müşteriyi kaparlar. Ancak bu müşteri kapmak için bir süre geçmesi gerekir. Gerçekten öyle ama güzel cahtı gerçekten elde kurdum, aldım. Hatta bu son aldığım müşteri tabii telefonla konuşuyordu bildiğimde. İşte halatını sordum, ne iş yaptığını sordum. Sonra nasıl görüyorsun? Yani bu bitenleri gündemi nasıl değerlendiriyorsun şeylere girince ya ben dedi sizi dedi benzetiyorum falan işte oradan girdi sonra baktım ki bizim programları da izlemiş yani bakanlıkla alakalı döndü yüzümü görmek istedi perspektif yani profilden benzetti ama ya bir bakana benzetiyorum dedi oradan mısın falan neyse ben geçiştirmeye çalıştım sonra baktım uzandı öne doğru geldi bir yüzden göreyim dedi bana adam. Oradan da çıkarttı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ve de bir program özellikle benim görev alanımdaki bir programın ilk program benim yaptığımdan da benim açımdan çok kıymetli. Ben de size teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. İyi programlar diliyorum. Meclis Taksi'nin bu haftalık sonuna geldik. Konuğumuz Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yılcı'ydı. Kendisiyle Ankara sokaklarını dolaştık. Önümüzdeki hafta yine önemli bir ismi Meclis Taksi'nin sürücü koltuğuna oturacağız. Bence sorularınızı şimdiden hazırlayın. Haftaya görüşünceye dek de hoşçakalın.